Yo topçum, kadriyeye kaldığımız yerden devam. Yalnız Çetçim, size bir şey söyleyeceğim. Bu ben dediğim gibi oldu ya. Bu kadriye bir daha çıkmadı galiba. Ha biz daha bak 15 Kasım Cuma günkü bölümü izliyoruz şu anda YouTube'cum. O günden beri yani Pazartesi, Salı, Çarşamba 3 gün boyunca hiç çıkmamış. Ha? Hiç çıkmamış. Biz de en son izlemediğimiz Cuma günkü bölümü izleyeceğiz. Bir daha da çıkmamış yani. Biz şimdi başka bir dosyaya geçeceğiz şeyden sonra. Kadriye dosyasından sonra. Bir daha da çıkmamış anasını satayım. O da arada kaynadı biliyor musun? Arada kaynadı biliyor musun chat? Vallahi billahi. Arada kaynadı yani. Bağırtma, hönkürtme, kusturtma ya. Şimdi az önce Can dedim ki, Can dedim, seni de hiç çenendirmemiş be kardeşim dedim. Şey, sürekli onu yazıyorsun, bunu yazıyorsun. Milletle de konuşuyorsun. Senin de dosyan hep ona onu söyledim, bu da bunu söyledi, hep telefon. Ya Cihan, sen de Amenna. vallahi billahi yaptım Insta'dan bana göndermeler be kardeşim. Ne kadar seviyorsun bu sosyal medyadan gönderme işini ya. Kaçırdım, can you repeat please? Sosyal medya ile ilgili kaçırdığım bilgi şu. Sosyal medyada diyorum iş yapmak isteyen varsa diyorum yapsın diyorum yani. O kadar da böyle hani işte bu işlerde para yok kafasına falan filan girmesin diyorum. Kayıtlarından çıkmış. Ablacım Hiç köyden hiç çenen gitme. ablacım derim sağ. Ne diyeyim, ne kardeşim derim sağ. Değil, dışarıdan aradılar hep beni arkadaşlarım diyorum size. Köydeki değil onlar. Tamam, sen de diyeceksin ki burada bana söylediğin gibi, ben bu köydeki hiç kimseyi sevmiyorum kardeşim, konuşmuyorum. Bir tek karımla haftada 3 gün çarşıya iniyorum, bilmiyorum. Abi sen Cihan, kolpa gözünü seveyim Cihan. Dışarıdaki Ama sen arkadaşlar herkese vardı. bir yorumda bulunmuşsun, sen Ya dikkat et. herkes de bana Jandarma bulundu ablacım buldu. yani bu. Herkes de bana bulundu. Senin madem kimseyle bir diyaloğun yok, o zaman nasıl oluyor bu iş? Bu arada YouTube'cum bir şey söyleyeceğim. Word of Tanks linki var aşağıda açıklamada. Ona tıklayıp şunu, aralığın ortasına kadar 150 yapabilirsek taşınma ihtimalimiz artık bir ihtimal daha artacak. Lütfen bunu tamamlayın. Ünlem bot chat. Ünlem bot. Zaten bir olay olmuş. Herkes konuşuyor. Ünlem bot, ünlem bot. Devam abla. Ama sen herkese bir yorumda bulunmuşsun. Sen... Büyük Özgür tapmış mı? Tapmış mı? Tapmış mı? Dikkat et. Herkes de bana bulundu Jandarma ablacığım. buldu. Yani bunda zaten bir olay olmuş. Herkes konuşuyor. Yani bunu kim konuşmadı ki abla? Ama seninkiler biraz enteresan. Mesela bir tane arkadaşlar söyler misiniz? Bir tane diyorsun ki bu akşam bir namus şeyi var diyorsun. Seninle bitmiyor namus şeyim be güzel kardeşim ya. Ya ne oldu oğlum? Karınla ilgili falan bir şey olduysa o zaman söyleyeceksin bunu. Ben köyde kimseyle konuşmuyorum demeyeceksin. Yalan söylemek de namussuzluktur bence. Bir söylesene şeylerinden. Bir namus davası var. Ha. Falan diyorsun. Şeyin Kadriye, Cihan'ın şeyinden bak. Tamam sen seviyorsun böyle sosyal medyadan atar gider yapma işlerini. Ha? Konya mafyası. Şimdi bu arada senin TikTok'una giriyorum. Hani dedim ki hani ne Evet. paylaşıyorsun? Ha. Kurttan korksak çoban olmazdık. Part Tamam. 3. Part 2 bu herhalde. Kurt kurtluğunu yaptı yine. Bıkmadım vallahi bu kurtlardan. Vallahi bırak bu kurdu, murdu, bilmem çakalı, atı, köpeği bilmem neyi ya. Bırak baba önce insan olun sonra kurt olursunuz ya. Boş verin kurdu murdu ya. Bir şey söyleyeceğim. Senin koyunlara mı saldırdık? Evet Onları mı böyle ablacığım. kanlı kanlı Evet paylaştın? ablacığım. Benim paylaştığım şeyler onlar başka. 840 E oğlum niye paylaşıyorsun yani koyunlara gerçekten? Kurttur bu kurdun şey doğası bu. 9 Oyun istemiştir belki. Onları mı böyle Evet ablacığım. kanlı kanlı Evet paylaştın? ablacığım. Benim paylaştığım Ablacığım derim sana. Şeyler onlar E başka. oğlum, paylaştığım şeyler onlar diye paylaştığın şeye bak. Vallahi be kanlı koyun. 849 tane de takipçin var. Evet. 849 maşallah abla. Şimdi ben bunu söyledim daha da çok olur. Hayır payla şey hep koyunları falan paylaşmışsın. Başka Ablacığım. böyle... Hiç arkadaşlar bize Derin Lobi'ye niye gelmedi? Eskiden Derin Lobi vardı. Cihan Kodal'ın TikTok'unu hemen atarlardı oraya ya. Böyle laflar var Onları mı diye paylaşıp bakıyorum. birilerine yazı yazıyorum. Yani siz ne tarafa çekerseniz Türkçe o tarafa gider yani. Ben herkes paylaşıyor. Bir akım vardır. TikTok'ta TikTok kullanmadığınız için bilmiyorsunuz. Herkes aynı sözleri yapar. Kendi paylaşımla yapar. Kendi takipçileri beğenir. Var abla öyle bir sistem. Yani sen de şimdi Müge abla. Var tabii sen bilmezsin öyle şey. Tam da adamına söyledi şimdi. Muhtemelen atar gider yapacak şimdi sana. Senin 849 tane böyle dışarıdan takipçin de var mı? Hepsi köylülerin mi? Köylerinkileri tüm engelledim abla. Köyden yok. Ya vallahi mükemmel bir mantık ya. Bütün köyü engellemek. Köye Bu diyeceğim. olaydan sonra köydekileri tüm engelledim. Ya sen birazcık böyle erkekler benden uzak. Erkekler benden uzak kafasında yaşıyor galiba. He. Amenna. Eftelya ne diyor? Tabii benim sınav öğrencisi olduğum için tüm yayın kalamıyorum. Estağfurullah canım benim. İnşallah çok güzel geçer sınavların. Allah zihin açıklığı versin. Anılar. Anılar mı? Bu kimmiş? Biraz o şeylerden vazgeçtin herhalde. Abla köylüler giriyor işte böyle yakıştırma olunca fark ettim ben zaten. Hayır, artık öyle şeylerden vazgeçmişsin. Eski videoları siliyorum ablacığım. Vazgeçip de yani yine üstlerine yazı yazıp şey. Kadriye sen de bütün köyü engelledin mi abla biliyorsun? He? TikTok'a girdim dedim. TikTok'ta videoları beğendi de ne yaptın ha? TikTok'ta videoları beğendi de ne yaptın ha? Ulan Kadriye vallahi seni de hiç unutmayacağım ya. Taklidini yaptığım en enteresan çallardan biriydin biliyor musun? Olaya benim bir alakam yok. Üstüme alacak hiçbir şeyim yok. Yani kamera yani öbür tarafa kayarken nasıl bir bakış attıysa kamera geri kaydı. Gördünüz mü açıyı? Yılları siliyorum ablacığım. Vazgeçip de Valla. yani yine üstlerine yazı yazıp şey. Kamera buraya doğru muhab şey Ramazan'a doğru kayarken tekrar arkadaşlar kadreye geri dönüş yaptı. Gördünüz mü?
Olayla benim bir alakam yok. Üstüme alacak hiçbir şeyim yok abla. Ben... Tekrardan vallahi odakladı ya. Odak kaçamıyor abi. Normal. Buldun mu o kelimeyi? Akışını yaşıyorum. Ondan bahsetmiyorum ya. Şeyde telefon kaydında birine diyor ya, bu akşam telefon kayıtları şeyine bir bakın. Sözlerine şey diyor işte, bugün işte burada bir namus davası görülecek falan gibi. Kimle konuşmuşsun öyle, ben de merak ettim valla. Valla ben de merak ettim. Ama biraz o atarlı giderli şeylerinden vazgeçmişsin. Abla benim normal hayatımda biraz tersim dedim de size. Konuşmalarım sürekli öyle. Kime sorarsanız sorun. Sen evet. Sen hep birilerine böyle bir mesajlar veriyorsun da hani kimlere ne verdim diye. Ablacığım yani hangisinden bile ararsanız çıkar yani. Buldu dur, geldi abla laf. Konuşmalarında. Gelsin abla. Herkes paylaşıyor. He? Herkesin paylaştığı. Sen kurban olacağım dur. Yani hangisinden bile ararsanız çıkar yani. Telefon konuşmalarında. Herkes paylaşıyor. He? Baba kurban olurum ama gözünü seveyim. Hazır Şevki abi de yok yani. Şu Arif Verim diye zaten yediniz. Yani burada haldır huldur uyuyorsun be yavrum ya. Amenna. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Burada haldır huldur uyuyorsun, gözünü seveyim ya. Abi de olacak iş değil ya. Herkesin pay... Ornitorenk perikatıyı o gözle engelleme tuşunu nasıl... Yaşlı şeylerden ben de pay... Ablacığım herkese yakacağım bana takışıyor mu yani? Ben onu anlamadım, bu köylü. Gümbür gümbür uyuyor ya. Niye bu kadar bunun peşine düşmüş? İşte sen paylaştıktan 10 gün sonra adam ölünce, i̇şte adam öldükten sonra da... Adamlar beni böyle takip ediyormuş yani, herkesin paylaştığı şey ablacığım. Kim bilebilir Ahmet Tuz'un öldürüleceği 20 gün sonra veyahut da daha önceden. Ben bunu 3 yıldır kullanıyorum aktif olarak. Yani bu TikTok'taki kullanılan bak, kelimeler... Sadece, sana bir şey söyleyeceğim. Aktif mi? Söyleyeceğim. Bak bütün bunlar bir evet bahane, yani bahane evet. Değil, gerçek olabilir. Bahane derken yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama... Evet. Şimdi sen bu TikTok'ta bir paylaşım yaparak, neydi bizim bağlanan adam köpeklerini öldürdüğünü söyleyen? Evet, Abbuş. Abdullah. Abbuş. Şimdi sen Abbuş. Abdullah Gökçe'ye mesaj göndermek istiyorsun ya. Evet. Abbuş mu? Evet. Şimdi bana mesela mesaj göndermek istiyorsan benim TikTok'um yok ki. Sen istediğini ablacığım, oraya kullan. Benim haberim ya. Olmaz. Yani hemşire kalko diye arkadaşım cebinde param var lan dedi. Canım benim buradan. Arkadaşlarına da çok selamlar. Allah kesenize bereket versin. Kokulu öpücükler. Mesela i̇şte, benim Twitter'ım yok ki mesela şimdi. Hani Twitter'ım var şey, ablacığım bak. X denen. He abla he tamam bilmiyorsun aynen öyle. Bunların var ablacığım. X'de. He bilmiyorsun he yok. Twitter mı o? Instagram. Ha, Instagram. Ha. Bunun da vallahi billahi ya. Cihan KDL42. Bir ara bakarız, bir ara bakarız. Diyorlar ki TT olmuşsun işte sanırım ben... Şimdi oralarda çünkü kanlı koyun falan paylaşıyormuş. Başımıza iş almayalım. Benim haberim yok ki. Şimdi o beni izliyor, yazıyor. Ben okumuyorum ki. Çünkü benim yok. Anladın, benim yok ki. Abla benim de yok ya. Yani Twitter yok. Instagram'ı da artık azaltıyorum. Instagram mecbur var. Instagram'da geçirilen süreyi artık azaltıyorum. Mecbur. Haftaya bir göstereceğim chat'e bakalım azaltabilmiş miyim diye günlük geçirilen süreyi. Şimdi sen de orada şimdi. Yeni bir challenge başlattım kendimle chat. Önce 1 hafta, sonra 3 hafta, sonra 40 gün sonucunu chat'e göstereceğim inşallah. Senin yandaki komşuna bir mesaj iletmek istiyorsun. Gerekirse böyle dümdüz tavana bakacağım abla. Dümdüz tavana bakacağım ama o Instagram'ı açıp bakmayacağım. Amenna. Sen de bunu... Burak Bey abi doğum günü kutlu olsun da benim doğum... Yavrum ne doğum günü, gözünü seveyim Burak Bey. Lan YouTube'cum bu böyle Burak Bey sürekli doğum günü kutlu olsun falan diyor. Benim doğum günü falan değil. Benim doğum günüm şu anda değil yani. Şu anda değil. Gelince ben size söyleyeceğim. 25 Mart benim doğum günüm. TikTok'tan yapıyorsun. Evet. Şimdi o adamın TikTok'u olsa birbirinizi ablacığım, takip edeceksiniz. Ablacığım var TikTok'u var. Yalan söylüyor ablacığım. Zaten aman dün geri kabul etti. Niye? Dedektif Abbuş. Atıyormuş o zaman dedi. Ablacığım şimdi ben yok size... diyor bende diyor. Var ablacığım. Abi nasıl bu kadar korkabilir bu halimden yani, böyle söyler kurtulur. Telefonum burada çekmiyor. Dün 2 gün önce yine girdi benim hesabıma. Şimdi TikTok kullanmaz işi bilmiyorsun. Ama yazık oldu biliyor musun dedektif Abbuş? Yazık oldu biliyor musun chatçim, YouTube'cum? Yazık oldu biliyor musun? Ya en merak ettiğim dosyalardan bir tanesiydi. Sonunun gelmesi gerekiyordu. Yazıklar olsun bu dosyayı da açık bırakanlara. Vallahi ben dedim ama Müge Hanım yani şunu kapattır ya. Meryelleceme iyi ki varsın. Belli olmaz gerçi ileride belki çözülür de. Keşfette... Açtım diyor. Ve sevap raporunu artistik yazdım. Keşfette. O zaman benim TikTok'um yoktu ki diyor. Var ablacığım. Keşfette. Benim videolarım sizin önünüze. Ne nasıl ya? Nasıl öyle bir şey mi var hakikaten? Müge Hanım'da atar mı yaptı ikisini? Abi Cihan son videosunda birinin yorumuna cevap olarak hafta sonu ben hariç herkes kaçış yazmış. Ya. Allah Allah. Keşfette. O zaman benim TikTok'um yoktu ki diyor. Var ablacığım. Keşfette. Benim videolarım sizin önünüze çıkabilir ama profil resmine Ahmet Tuzlu cinayetinden 3 gün sonra ablacığım. Ha. Bak 3 gün sonra. 4 tane kardeşsiniz siz. Ben sizinle konuşmuyorum. Zaten kendisi izah ediyor 10 yıldır. Evet. 4 gün sonra bir hafta boyunca günde 20 sefer profile niye girilir? Ben burada herkese soruluyor. Bir sefer girersin bakarsın ablacığım. Sen şimdi bir daha benim profilime bakmana gerek var mı ablacığım? Yok gördün işte. Onlar da işte senin demek ki böyle girmişler, yaptı diye. Sürekli girmişler. Oradan bir şey çıkartmaya çalışmışlar. Sen de Cihan bunları gönderme yapıyorsun. Adam da senin profiline bakacak tabii. Ablacığım. Kim profiline bakacak? Benim profilime mi bakacak? Sorun mu? Buradan geliyor zaten. Ben ilk günden beri biliyorum. Evet.
profiline bakanlar. Tamam da ama adam yok benim TikTok'um diyor işte. Ablacığım var, daha iki gün önce yine gel. Abilerin var ablacığım. Abilerin var. Tamam, abilerine mi laf attın sen yani? Ablacığım onlar da cesadı benim üstüme gönderdi diyorum. Göstercim iyi ki varsın. Ama kayıttı zaten bundan çıkar ki. Profilime girdi ablacığım. Bir insanın profiline 20 sefer girmesi günlük normal değildir. Arkadaşım. Ya ne demek arası, sen diyorsun ki ben sana gönderme yaptım. Adam da merakından bakar şimdi. Biz bile bakarız yani birazdan Cihan KDL 42. TikTok. Şimdi bu adam öldürülmeden önce evet. Paylaşımlar oluyor ya. Evet. Gerçi hiç Amidir ölümü falan yok. Tamam abi. Sen şimdi burada Amidir evinin önünde bir paylaşım yapıyorsun ya. Evet. Diyorum ki ben sana bu paylaşımı niye yaptın? Seni bu cinayetle bağdaştırmışlar diyorum. Evet. Sen de diyorsun ki ben onu yan komşum için yaptım. Evet, ben daha yan komşumla bağlandığında diyor ki benim TikTok'um yok ki bana bu göndermeyi yapıyorsun ama benim yok. Ben seni ablacığım, nereden izleyeceğim? Yalan... Ablacığım var yalan söylüyorsun da ben ablacığım var yalan söyle. Abla nerede var lan? Ünlem bot ne oldu? 4'te kaldı chat ya. Söylüyor ablacığım. Bağlandığında hiç öyle demedin yalan ablacığım, söyledi. 3 haftada bir 150'ye tamamlayalım be chat. Şu hayatımda gördüğüm en enteresan el ya. Cihan Kodalım benim ya. Hayatımda gördüğüm en enteresan el vallahi billahi ya. Bu ne böyle vallahi ya. Bu şey var, dondurmalara batılan bir tane çubuk vardı, neydi o? Çok enteresan bir parmak ya. Vallahi billahi bu. Yani neyse şimdi bunu yan çevirmeyeyim de başka da bir şey de bir neyse. Ertesi gün ne dedi? Çok da detay vermeyelim abla. Enteresan bir el yani. Kardeşlerinin vardır dedi. Bak ne dedi? Kendisinin de var. Ne dedi? Bakmayacakmışız da dedi, niye atıyor o zaman dedi. Ben evet. Seninle konuşmuyorum abla. Niye benim TikTok'uma girip bakıyorsun sen? Konuşmuyor. Tamam, kamuya açık, herkes görebilir. Yani niye sizin ilginizi çekti? Niye bunların çekmedi? Mustafa sen girdin baktın mı? Yok. Seni tanımıyoruz ki biz. Hah. Ya onlar seni tanımıyorlarmış ki, o senin yan komşun ama. Yani. Tamam ablacığım, adam beni şey almış, daha önceden geçmişten gelip bir sürmek var. Ben sadece var. Şunu soruyorum, mesela Facebook'u varsa eğer sen ona gönderme yapıyorsan... Ablacığım var, hepsi var, yalan söylüyor ablacığım. Abi nasıl aynı anda hepsi hem şüpheli olup hepsini... Gönderdin yani. Hepsi var, yalan tamam, söylüyor. Sonra hepsinin kurtulma ihtimali var. Hiçbirinin birbiriyle bağlantısı yok ama hepsi aynı anda şüpheli. Yani mesela... Hani Cihan Kodal'la Kadriye'nin bir bağlantısı yok ama Kadriye de öldürmüş olabilir, Cihan da öldürmüş olabilir, Halim de öldürmüş olabilir. Amen yani ya. Bunların hepsinin arkasında aslında ortak bağlantısı arkadaşlar Halim'le Ahmet Tuzlu. Tiramisu abi derim sağ. Başka ne diyeyim sağ? Bu adam öldü de niye o demin dediği sözü paylaştı? Neydi? Ablacım o da daha önceden paylaşmadı. Ya. Yalan söylüyor. O da daha önceden paylaşmadı. Ben eski videoları keşfile düşmeyen videoları tekrardan geri silerim ablacığım. Paylaşmışımdır. Ben paylaşmadım demiyorum. Hayır burada ama başkalarını silmemişsin. Diğer koyunları kuzuları niye onları... İzlenilmeyen şeyleri eskiyen şeyleri dolmasın diye telefonu ben siliyorum ablacığım. Müganlı'yı mı gördün nişan dışında? Çok sevdiğim şey de var. Hepsi çıkar. Vallahi Müganlı'nın dış görünümüyle alakalı hiçbir şey aklıma gelmedi Cancık Mükrem'in be. İzlenilmeyen şeyleri eskiyen şeyleri dolmasın diye telefonu ben siliyorum ablacığım. Evet. Çok sevdiğim şey de var. Hepsi çıkar zaten ablacığım. İzlenilmeyenleri siliyorsun. Evet. Ne alakası var oğlum? TikTok'a atılan şeyler senin telefonunda yer kaplamaz ki. Yani nerede hep senin bu yaptığın atarlı giderli şeyler mi oluyor? Arasında başka videolar da vardır. Keşfile düşmemiştir. Silerim ablacığım. Herkesi... Ne alakası var abi? O zaman benim YouTube'a attığım bütün videolar şu anda bütün benim hafızam dolu. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Yaptı bir şey ablacığım bunlar. Özellikle yapılan bana bir şey telefon konuşmalarında söylediklerini Bahattin'e vesaire o dosyayı bulur verirseniz ben o kağıttan okuyacağım. Evet. Hashtag keşfet, hashtag FYP. Onu bana verirsen. Bak şimdi hep sağa sola... Laf söylüyorsun ya, bu arada Bahattin Bey de yayınımızda olacak. Evet, yayında siz ikiniz şunun deyip gitti, Sevap raporu ver. Kadriye'nin eşi. Allah Allah. Çünkü Kadriye, Bahattin Bey ile önemli... Ne dediğini anlamadım ki, Meryem'le bu nasıl bir cümle ya? O ne demek ya? Yayında siz ikiniz şunun deyip gitti, Sevap raporu ver abi. Önemli olan... O ne demek? Nokta şu, dün aslında... Bunun daha mesela düzgün versiyonu gelir mi? Dün gece şurada kaldık. Yani Ramazan diyor ki ben babamla beraber... Yayında sizin ben ne demek ya? Ne dedi arkadaşlar? Koyundaydım. Ama Kadriye ile Bahattin hayır diyor. Çok merak ettim ya. Ona bir ara bakacağız yani. Sevap raporu. Sonra Ramazan... Bahattin'e bak, gözünü seveyim. Bahattin'e bak ya. Bahattin yukarı Öcal bakışı yapıyor. Gözünü seveyim ya. Savcıya söylediğinde savcı diyor ki bak ama annen öyle söylemedi. Allah Allah öyle mi diyor. Sonra diyor ki ben ama hakime gittiğimde mahkemede değiştirdim. Evet. Annemin dediğini söyledim diyor. Doğru soru sonra söyledim. Da bir şey... Ya neye doğru soru söyledi? Seni de tuttum. Vallahi jandarmayla ilgili bir şeyler söyledin. Orada zaten saçma sapan bir şeydi geçen günkü yanımızda. Orada muhtemelen zaten ihbar kabul edecekler. Var yani. Ramazan o da olacak iş değil. Vallahi o da olacak iş değil ya. Neyi doğrusu? Bu çocuk kaç yaşında, bu çocuk nerede olduğunu bilmeyecek mi o sırada gece nerede olduğunu? Evdeydim ben bu kanal. Evdeysen de niye o zaman jandarmaya, savcıya, tarladaydım dedim be çocuğum? Baskıdan dolayı abi. Ya neye baskıdan dolayı? Hala baskı diyorsun, gözünü seveyim ya. Abicim sen jandarmaya ben evdeydim dedikten sonra adamlar sana baskı uygulayıp sana niye tarladayım dedirsinler ki? Adamlar ya senin katil olduğunu çakozladılar Ramazan. Şimdi sana da acıyordum da yani. Hala acıyorum gerçi yani, çocuğun da bir şeyi yok da işte. Hani çocuğu sürüklemişsiniz resmen sapıklığınızda belli ki Kadriye. Sorumsuzluğunuzla.
Ya savcıya, jandarmaya, senin nerede olduğundan sana ne, neredeysen... Chat, benim en yüksek adayım Ramazan ya. Ya benim şu Ahmet Tuzlu cinayetindeki en yüksek şüphelim Ramazan. Chat, bilmiyorum sizin en yüksek şüpheliniz kim? Abi ben en çok şundan şüpheleniyorum diyorsunuz, bilmiyorum ama benim en büyük şüphelim Ramazan Chat. Diyorsa sana, yani bu suçu isnat etmek, ya seninle ilgili şüpheleri varsa isnat edeceksin, evden de gidebilirsin, tarladan da gidebilirsin. Hanim diyen var, hanim de diyen var. Üstelik bana daha çok hanim de diyen var da bana daha çok Ramo gibi geliyor ya. He? Evden Ahmet Tuzlu'nun tarlasına gitmek daha kolay. Sizin koyunların oradan gitmek daha zor. Şimdi jandarma seni baskıladı, sen sanki illaki jandarma seni katil ilan etmeye çalışıyormuş gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyorsun. Jandarma bunu katil ilan etmeye çalışmaktan ziyade jandarma da bence bunun olduğunu çakozladı. Sadece bunun ağzından laf almak istedi ama laf aldıktan sonra niye tutuklamadı onu da bilmiyorum. Jandarma seni katil ilan edecekse senin evinde olup evinden oraya gitmen daha yakın, o zaman öyle söyler derdi. Ha, yani. Baskı yaptılar abim de Mugan. Ya neye baskı yapsınlar anasını satayım, yani ya biliyor ya bir jandarma bir şey biliyordu da baskı yaptı. Boşa konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Hep aynı noktaya geliyorum. Niye ben acaba böyle oluyor benim de ama? Boğazım yani Kadriye Hanım, sana göre evde olmasıyla tarlada olmasının ne farkı vardı illa evde? Bahattin Engin Polat Etiketi cosplay'i yapmış yayına bağlanırken. Sizin diye yaptı, konuşturdun bu çocuğu. Zaten evdeyim ben. Bir dakika. Zaten evdeyim hocam. Bir dakika oğlum. Saklıyız. Evde olduğu için konuşuyor avukat hanım. Evde olduğu için konuşuyor hocam. Ya ama daha evvel diyor ki ben tarlada babamın yanındaydım. Onda o işte da baskıdan, jandarma da baskı gördü. Ya ne jandarmanın baskısı, tövbe yarabbi ya. Jandarmanın baskısı, hani nerede askısı? Saçmalama gözünü seveyim ya. Jandarma sana durup dururken baskı illa baban baskı yanındadır demez. Ne biliyor? Oğlum bak. Ben evdeyim diyor ama adamlar anlamıyor. Hukukta. Anlamıyor mu? Genel olarak mahkemeler, savcılar, poliste, jandarmada verilen ilk itibari ifadeyi dikkate alırlar. Yani. Senin ilk ifaden... Tesir altında kalmadan, kimseyle konuşmadan gerçeği ifade eden beyanlardı. Sen madem ki tarlada babamın yanındaydım dedin jandarmadan, gerçek ifaden o. Evet. İfadem o değil, gerçek ifade. İstediği kadar. Ne demek ifadem o değil Ramo? Benim hakimle ifadem. Hakime ben gerçek ifadem kadardı. Ne? Ben tecrübeme göre söylüyorum. Meslek bilgilerime göre söylüyorum. Evet. Savcının da, sayın mahkemenin de İlk dikkate alacağı konu senin jandarmada verdiğin ifadelerdi. Baskın gördük, 3 gün nezarette kaldı. Ben daha ne adliye gördüm, ne nezaret, ne jandarma gördüm ben. İlk günü baskı yapmış jandarma bunlar. Bu ifade değil. İlk günü mü dövdüler? İlk günü. Benim kardeşim niye dövmediler? Benim kardeşim gece sabaha kadar kaldı, bunu niye dövmediler? İlk günü de ben kaldım. Tamam da bakan beni diyor, bunu niye dövmediler? Tamam, yani jandarmayı da tenzih ederek söylüyorum. Zaten burada neyin doğru neyin yanlış olduğu anlaşılıyor. Jandarma seni sen ben tarladayım dedin, öyle mi? Ben evdeyim diyor. He? Ben evdeyim dedim. Ha, ben evdeyim. Onlar sana illaki tarladayım dedim. Sen evdeyim, yani sen her evdeyim dediğin zaman mesela onlar seni tokatladılar mı hocam? Diye mi seni dövdüler? De yok diyor, sen yalan söylüyorsun diyorlar. Hani Ramazan dur bakayım bulabilir miyiz acaba? Dur bakayım. Bulabilir miyiz acaba? Şöyle bir şey mi yaşandı anasını satayım? Nerede o? He? Şöyle bir şey mi yaşandı? Nerede o? Bulamadık. Bulamadık, Allah kahretmesin. Bulamadık. Yani ne hikmetse gerçekten Behzat Ç'nin en önemli, dur bakayım. Şöyle bir şey mi yaşandı ha? Karının nerede olduğunu söyle bana, bak bir daha sormayacağım sana. Ramazan yani oradayken jandarmanın karşısında şöyle bir şey mi yaşandı? Bilmiyorum. Arkadaşın da olabilir. Hani tek tokatla gerçekten yani birden tarladaydım dediysen jandarmanın da burada bir suçu yok. Yani sen de çabuk yelkenleri suya indirmişsin hocam. Sen de yelkenleri çabuk suya indirmişsin, biz ne yapalım yani? Ben de evdeyim ben. Hönkürtme, bağırtma, kusturtma yani gözünü seveyim. Tanrım diyorum. Yok ya sen yalan söylüyorsun. Ondan sonra yaptım. Seni dövdüler, sen de tarladayım mı demek zorunda kaldın? Mecbur kaldım, ne diyeceğimi tamam, şaşırdım. Niye mecbur kaldın, ne diyeceğimi şaşırdım, yani senlik bir durum yok. Adamlar tek tokatta seni konuşturmuş yani Ramazan. Gittiğinde savcı seni ne kadar dövdü çocuğum? Ne kadar dövdü? Bir şey yapmadı. Tamam, savcı sana bir şey yapmadıysa savcı da soruyor. Ama yani belki hani darebe kelimesi işte bize evet. Ben tarladayım diyorsun. Abi ne diyeceğim abi, orada ya. Da şaşırdım. Ne diyeceğim cancık mı diyor? Yayında ışık var sanırım, cildi iyiydi. Bayağı göründüğünden daha zayıf ama yakından daha güzel enişte vardı. Hadi. Tamam savcı sana bir şey yapmadıysa. Korktum olsun gülüm. Da savcı da soruyor. İyi ki varsın cancık mükrim. Ben tarladayım diyorsun. Abi ne diyeceğim orada da şaşırdım Mugan ben. Ya orada şaşırdım, burada şaşırdın gülüm sen de yani Ramo. Nerede savcı gördüm, nerede adliye gördüm ben. Müge Hanım zaten aynen jandarmanın ya. O... Ramazan biz her gün görüyoruz savcı adliyeyi ya. Allah korusun. Biz her gün görüyoruz sanki. Rinkuta. Ben de Şevki Bey'i gördüm. Ümraniye Ikea'da yemek yiyordu fakir. Şevki abiye de buradan selamlar, saygılar, hürmetler, kokulu öpücükler. Faydalanan yerlerde sorgu çekilen yerde zaten kameralar var. Dövülse zaten orada her şey çıkar.
Hayır, sen yalan söylüyorsun diyebilirler. Öyle bir şey olmaz ki. Yani ben de söylüyorum yalan söylediğine inanmadığıma. Çünkü ya sen de sana savcı ama annem böyle böyle dedikten sonra bir de şöyle söylemişsin. Allah Allah demişsin. Ben konuşmam öyle. Ben her şeyin sonunda Allah Allah. Çok dikkatli bir çocuk öyle. He? Allah Allah diyor. Her şeyin sonunda öyle derim ben. Tamam, Allah Allah kelimesini ne zaman kullanıyorsun? Şaşkınlık ifadesi olarak kullanıyorsun. Evet, şaşkın sana ne dedim. Kadriye'ye bak, Kadriye gülüyor anasını satayım ya. Senin şu anda oğluna gerçekten çapraz sorgu yapıyorlar. Kadriye burada gümbür gümbür. Sağ böyle Allah Allah dedi. Başkaca bir şey demedi. Hala burada gözünü seveyim ya. Neye sırıtıyorsun abla, gülünecek bir şey mi var? Çocuğun hayatı kayacak belki birazdan Ramazan'ın ya. Biri bilah anladık. Allah Allah. Şuraya bir tane deve sokmuşlar. Allah Allah, nereye sokmuşlar? Öyle derim mi? Evet. Tamam, sana da diyor ki annen ama öyle demedi deyince savcı. Sen de diyorsun ki Allah Allah. Hı. Abi birisi sizi arıyor. Sevcan'ın lafı. Sen de öyle söylüyorsun. Evet. Birinin götüne deve sokmuşlar. Aa, kime sokmuşlar? Öyle söylemiş olabilir. Çünkü annenin farklı söylediğini öğreniyorsun. Bu sefer gidiyorsun mahkemede ayrı ayrı ifadeler alınıyor ya şimdi. Mahkemede ben doğru söyle ifadem verdim. Bu arada Çetçim, yarından itibaren 18 yıldır kayıp olan bir kız çocuğu var. Artık tabii kocaman olmuştur. Onun dosyasına bakacağız. Çünkü önemli bir dosya, enteresan bir dosya, sılayı bir dosya, kaçmaz devam. Anladın ki annem böyle söylemiş, ben de anneminki gibi söyleyeyim dedin. Ya ben öyle annemin neymiş. Hayatım görmedim. Siz jandarmadan savcıya, savcıdan mahkemeye çıkmadınız mı? Mahkemeye evet. Çıktı. Tamam, arada anneni görmedin ki. Arada evet. Annemi hiç görmedim. Görmedin. Sen... Evet, Berat'ın hanımı Sude, Sudeci mi ki varsın canım benim? Gitti jandarmada, ben dedin evdeyim. Gideceğim, sınavlar bitince görüşürüz. Berat'ın hanımı Sude, iyi ki varsın. Bu arada arkadaşlar, Berat'ın hanımı Sude demişken bizim chatimizde bir panik psikolog vardı. Panik psikolog şu anda chatteysen veya yayının tekrarını izliyorsan lütfen DM üzerinden bana o psikologluk hesabını atmanı isterim. Rica ediyorum, eğer müsaitsen devam. Dedin. Değil mi? Evden. Dur, neredeydik abla? Arada annemi hiç görmedim. Görmedin. Hı. Sen gittin jandarmada, ben dedin evdeyim dedin. Evet. Değil mi? Evden dedim. Evet. Jandarmaya şey de işte, kar baskı olduğunda beni zorla, ben evdeyim diyorum, onlar yok sen evde değilsin diyor, yalan söylüyorsun diyorlar. Tamam, sen ne dedin jandarmaya? Ben de jandarmada işte karıştırdım, ben yabandan. Karıştırdın, evet. Koyundayım dedin. Evet, koyundayım. Evet. Sonra savcıya gittin, koyundayım dedin. Ne diyeceğim şaşırdım, koyundayım. Hakime de çıktım. Sonra sana savcı dedi ki, sonra bir dakika, sonra sana savcı dedi ki ama annen dedi evde olduğunu söylüyor dedi. Evet. Sonra savcının odasına çıktın, mahkeme odasına girdin, salonuna. Evet, amenna. Orada da mı? Orada da mı tarladaydın dedin? Aybüke içici mi iki varsın? Girdin. Sonra sana hakim sordu, sen de dedin ki annem evdeyim diyorsa, evet. Annem evdeyim dediyse ben de... Aybüke mi iki varsın, benziyor bu arada. Evdeyim diyeyim bari dedin, değiştirdin o zaman ifadeni. Evet. Ben doğru olanı hakim karşısına verdim. Niye doğru olanı savcı karşısına vermedin? O arada çünkü belli ki bir iletişim kurdular hakikaten dediğin gibi abla. Veremedim ne abi? O arada yaptığınız bir danışıklı dövüş. Hemen anasını satayım. Hem orada savcıyı patlattım. Hem orada jandarmayı patlattım. Hastalandı. Savcıya da jandarmaya da o zaman anasını satayım. Vallahi şu anda taca düşürdün yani. Sonra... 3 gün nezarette kaldım. Zaten hastalandım. Üstümde mont yok, Ramazan. Bir şey yok. Soğuk yerde. Ramazan, senin o gün tarlada olduğun belli be çocuğum ya. Buradan çıktıktan sonra... Ağustos ayında ne soğuk? Nöbetçi mahkemeye gidinceye kadar... Bak dinle. Ağustos soğuk olur. Ne Ağustos'u? Kasım'daydı. Nöbetçi mahkemeye sen gidinceye kadar en az yarım saat, bir saat geçer. Sırada bekleyenler var. O yarım saat, bir saat içerisinde annen de verdiği ifadeni sordu sana. Evet. Ne dedim? Ben tarladayım dedim. Oğlum niye evdeyim dedim. Hayır görmemiş. Ben... Yani. İlksin. Siz neredesiniz? Kaş ki canlarım benim. Allah kesinize bereket versin canlarım benim. Azerbaycan'a buradan selam. Bir tanesi Rahim Bey, öyle değil işte. Siz Ahmetciğim, hanımcığım. Anlattığınız gibi değil, benim anlattığım gibi. Ya siz o haber ulaştırır. Hayır, anneme haber ulaştıracak bir şey yok. Jandarma dedi, hayır. Jandarmalarda anne evlat arasında... Görmedim annemi, hiç yanamadım. Ya ulaştırmasına gerek yok. Savcı zaten söylemiş, ne ulaştıracak? Evet. Jandarma da koyunların oradayım demiş. Savcı da koyunların oradayım demiş. Hı. Savcı demiş ki annen evde olduğunu söylüyor demiş. Allah Allah demiş. Ha, o zaman annem diyor. Orada hemen demiş ki bizim ifadeler hani birbirini tutsun. Hani birbirine denk düşsün. O zaman gideyim ben de evdeydim diyeyim demiş. Anladın mı? Hani belli ki o kendi aralarında bir şey yapamamışlar. Bir senaryo yazamamışlar. O anda kurdu demek ki Ramazan kafada. Annemin dediği doğrudur deyip annesinin evet. İfade... Tamam anladın mı hani taca düşmeyelim diye. Vermiş, hani ifadeler birbirine karışmasın diye. Armanın bir şey ulaştırmasına falan gerek yok. Zaten olayın gidişatında savcı bey ona söylüyor. Ya da savcı hanım. Savcı hanım da değil mi sizinki? Evet. Savcı hanım söylüyor. Genç bir kızmış. Annen öyle demedi diye. Evet sen... vallahi ona da helal olsun, inşallah mesleğinde başarılar. Yani oradan mahkeme salonuna gidince annemin dediğini diyeyim dedin. Mahkemeye çıktım, hakime doğru ifademi verdim. Ha, şimdi başlayacağım, mahkemen ayrı başlayacağım. Doğru, vallahi ifaden ayrı başlayacağım senin. İfade nasıl çıkayım? Belli ki sen yaptın Ramazan. Ne oldu aradan geçti yarım saat, ne oldu birdenbire? Ya birden baktın adam gitti yani Ramo. Ben abi verdim ifademi anca.
Hastalandı gittik 3 gün soğukta. Tamam ama savcı hanıma da geldiğinde ben demişsin o gün gayet net hatırlıyorum diye başlamışsın. Gayet net hatırlıyorum şöyle yaptım böyle yaptım diye. Hakikaten sen o gün ne yaptın? Bahattin Bey'i de bir göreyim ona da merhaba. Sen o gün ne yaptın gerçekten? Ama Bahattin'i görmeyelim. Bahattin de yani şimdi abuk sabuk konuşacak gene yani ne söylediği belli değil ne konuştuğu belli değil. Evdeydim. Hiç şey yapmadım. Bahattin'e baksana aşıkmanları çekmiş oturuyor orada. Evdeydim. Merhaba. Bahattin çoktan içeri düşmüş zaten baksana. Bahattin Beyciğim. Müge Hanım o gün o... Mugo mu? Oğlan yoktu. Mugo! Siktir git. Evet. Oğlan yoktu. Oğlan yoktu. Kenan'ın da vardı. Hepimiz beraber. Oğlan falan yoktu. Tamam oğlan yoktu o, da niye... O koktuğu için... İnşallah da oğlan yoktu yani. Belli ki anasını satayım yani siz çocuğu yediniz ya. Allah kahretmesin. Şimdi çocuğu koruyorlar belli ki. Chat Kadriye ile Bahattin belli ki çocuğu koruyor da. Ulan üstünüze alın lan. Ha? Üstünüze alın. Ne olur üstünüze alın yani. Kadriye git de ki ben yaptım de. Sen yapmadıysan bile ben yaptım de çünkü asıl katil sensin bence. Bence asıl katil sensin. Yani Ramazan da yani ne bileyim ya işte bilemedim ya. Öyle demiş babam yanındayım demiş yeri de. Evet kim yanımda oğlan falan yoktu ben tek koyun güttüm sabahlar. Şahitlerim de var. Sabah kadar uyumuşsunuz ya nasıl sabahlar koyun güttün? Uyumuşsunuz? Patladı şu anda canlı abla patlattı seni. Nasıl oluyor şimdi? Uyumuşsunuz bir de? Gece uyuyordunuz hani. Ya sabahda işte koyun güttük, ekmek yedik. Orada güdü yok, yat yok. Arkadaşlar sanki ben sizin yanınızdaymışım da ya da karşı tarafınızdaymışım, inat ediyormuşum gibi davranıyorsunuz. Ben sizin söyledikleriniz üzerinden gidiyorum. Ben nereden bileyim? Gitmiş jandarmada ben babamlaydım demiş bu çocuk. Evet. Gitmiş savcıya ben babamlaydım demiş. Amin. Savcı annen evde olduğunu söylüyor. Ne diyorsun deyince de o odadan evet. Da öteki odaya... Kadriye ve Cihan'ın da bir geçmişi olabilir mi? Yok. Mümkün değil. Geçiyor, üst kata çıkıyor. Mümkün değil diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Bence yok yani. Yoktu. Üst kata çıkıyor. Yanımda gidiyor hakime. Yani. O arada diyor ki annem evde diyorsa... Yanımda tamam. Yoktu. Niye o zaman yanımdaydın diyor. O arkadaşlarıyla konuştu. Ya. Jandarma falan sordu. Arkadaşları beraber onlar. Arkadaşlarıyla... Sağ gülüm. Tuva. Ramazan. Evde de değildi. Kiminle beraberdi? Evde. Köyün içinde arkadaşlarıyla konuştu. Ya oğlum Allah'ım şu anda da çalışıyor. Bahattin gene sıçtı şu anda. Sen evdeydin diyorsun. Bu diyor ki arkadaşlarıyla birlikteydin. Yok şimdi de evdeydim diyor arkadaşlar. Evde arkadaşları da vardı. Sen arkadaşlarını mı yiyorsun? Mustafa vardı Mustafa. Bir Mustafa vardı. Mustafa kim ya? Anne. Köyün benim evim uğrunda Mustafa'yla. Benim Mustafa evimde Mustafa'yla arkadaşı konuştu. Evdeydi. 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 Yok. Hayır. Hayır dedi. Başladı yine yok hayırlar ya. Yer Mustafa evde. Tamam, kaça kadar Mustafa senin yanında durdu? Ya i̇şte komşular gelmişti. Nenesi dur soruyorum çocuğa bir müsaade. Kaça kadar Mustafa sizin orada durdu? 9:30'a kadar Mustafa bizdeydi. Nenesiyle komşular gelmişler bize. Tamam. Bir arabalarına bindiler gittiler mi kapı? Tamam 9:30'da gittiler. Evet. Tamam sonra sen 9:30'dan sonra boş kaldın. Evet evde. Ne yaptın evde oturdun? Evet. Ne izledin? Telefona baktım. Bırak da Ramazan konuşsun bir sus. Televizyon izlemedin mi? Televizyona da annem gibi bakıyor. Televizyon izlemedim. Yemeğimizi yedik yattık. Sizin evde tek televizyon var. Televizyon. Tamam sen başka bir odada mı yatıyorsun? Ben yan odada yatıyorum. Tamam o yüzden Kadir'e küçük kardeşinle beraber televizyon izliyor. Ramazan gittikçe çember daralıyor gözünü seveyim ya. Hani bu yalanlardan artık kaçamazsın Ramo. Sen yan odaya mı geçtin? Evet yan odaya geçtim. Tamam geçtim baba yan odaya. Tamam. Sonra kaçta uyursun normalde? Ben 9:30-10 gibi yatarım dedim. Niye? İşlerimiz var koyun kırkı mı? Zaten yoruluyor. Kerme kesiyoruz, koyun kırkıyoruz. Madem koyun kırkıyorsunuz da niye babanla o gece koyun kırkmadınız, evde oturuyorsun? Git babanla işte başında dur. Ağam yandan ağam ben zaten koyunu kırkarım. Babam yatar. Sabah yatar akşam koyun kırkmak için ben koyunu ben kırkarım. Tamam Ramazancığım ne zaman koyun kırkılıyor? Hangi tarihte? Evet. Daha ne o Ağustos, tamam. Haziran'da. Tamam niye o zaman babanı yalnız bıraktın? Gitseydin ya yanına. Yani gerekiyor. Da ben koyun babam tek güder gele. Zaten zorlandığı zaman çağırıyor bunu. Zorlandığı ekin arası olur, yonca arası olur. Hep beraber şu anda Ramazan'ı kurtarmaya çalışıyorlar chat. Pancar arası mısra. Ramazan'ı şu anda kurtarmaya çalışıyorlar hep beraber. Arası olur, öyle gidelim. Ne yapıyorsun peki sen o zaman? Niye 9:30'da yatıyorsun? Şimdi sen çalışıyorum, koyuna gidiyorum. Kadriye daha bu saatten sonra kurtarmaya çalışsan ne olur? Çocuğun hayatını kararttınız. Bahattin. Zaten bu zamana kadar çocuğun hayatını kararttınız. Zaten bu saatten sonra kurtarmaya çalışsan ne olur Ramazan'ı? Zaten bitmiş çocuk. Dedim 9:30'da yatıyorum dedin. Koyuna gitmiyorsun madem o zaman niye 9:30'da yatıyorsun? Evde koyun kırkma var ya işte Mukan tüylerini. Koyun kırkma? Tamam. Biz makineyle kırkıyoruz. Biliyorum ne olduğunu. Evet. Tamar çok iyi bir kırkık. Bir kırkarım yatarım ben akşam. Koyuna niye gideyim de? Tamam çalışıyorsun yani. Evet. Tamam koyunları kim getiriyor? Babam güdüyor. Sonra getiriyor sen de kırkıyorsun. Babam ikindin gide 5:30 gibi. Evet. Sabaha kadar güder. Sabah 6:30 getirdi de gelir. Tamam o gün kırkmış mıydın koyunları? Kırktım. Hani Bahattin de evdeydi o gece. Bahattin her gece dışarı çıkıyor mu? Hani Bahattin de evdeydi. Kırktın. Sonra evet. Sen yattın uyudun baban orada kaldı. O gece bizim bildiğimiz dışarı çıkan tek çar Ahmet Tuzlu ile buluşmak için giden Kadriye. Küçük ama aslında bence arkadaşlar Ramazan'la gitti çıktı. Kardeşin ne yapıyor? Ben koyun zaten eve geldim miydi biz evde kırkarız yaban da değil. Sonra evet. Küçük kardeşin ne yapıyordu? Küçük kardeşim mi? Ben odaya girdim işte zaten 9:30-10 oldu ben çektim evet. Yattım.
Yok, küçük kardeşine yardım ediyor mu koyunlara? Yok. Peki Ramazan, bir şey söyleyeceğim. Bizim hiç bilmediğimiz bir küçük kardeşin, daha hiç görmediğimiz, yani bunları biliyorsunuz arkadaşlar. Ramazan'ın bildiğimiz kadarıyla iki tane daha kardeşi var. Acaba o küçük kardeşin yapmış olabilir mi? Allah korusun. O bizim küçük olduğu için. Küçük olduğu için yardım et. Sen de onu korumaya çalışıyor olabilir misin acaba? Sen daha çok şüphelisin gerçi benim gözümde ama. Ben beraber. Annem yardım et. Annene yardım evet. ediyor. Sonra sen aslında bu ilişkiyi ucundan kıyısından daha önce görmüşsün. 4 sene önce Ahmet Tuzluyor zaten küfürler kıyametler etmişsin. Belki o çocuk hiç bilmiyordu da sonradan öğrenip yaptı mı diyeceğim ama düşük bir ihtimal. Ben Ramazan'da daha çok varım chat. Bu arada arkadaşlar ünlem vot. Ünlem vot yazarak şunu 150'ye daha 4'te kaldık daha bugünden. Daha bugün sadece 2 kişi mi oynadı chat? Sadece 2 indiriyor musunuz chat? Bunu bir indirelim. Buna bir arkadaşlar gözünü seveyim, bunu bir 150'ye tamamlayalım gene. YouTube'cum sen de aşağıda bak, en üstte açıklama dediğin ki kick linkinden yayınlara gel. Onun üstünde de bir Word of Thanks linki var. Tıklayıp kayıt olup indirip böyle bir garanti olsun diye 3-4 bölüm oynarsanız zaten oyunda çok zaten zevkli. 3-4 bölüm oynarsanız tamamlayacağız inşallah. Bu arada chat oynayacağız bugüne. Annem tut. iOS olmuyor gülüm. Sadece bilgisayar ve arkadaşlar konsollarda. Sadece bilgisayar ve konsollarda iOS'ları olmuyor. Devam. Ben beraber. Annem yardım ediyor. Annene yardım evet. ediyor. Sonra yok ben Ramazan'la koyuyorum. Annem tutar. Abi benim PC'yi kaldırmıyor. PC çok kötü. Arkadaşlar düşünmeniz yeter. Bak bilgisayarları kaldırmayanlar, bilgisayarları kötü olanlar. Onların gönülleri bizimle birlikte. Canlarım benim, iyi ki varsınız. Düşünmeniz yeter. Yunus Kayış. Getirin. İyi ki varsınız. Bilgisayarları olmayanlar düşünmeniz yeter. Bilgisayarı olanlardan ricamdır bu yani arkadaşlar. Yapabilirsiniz. Bir de evinizde böyle 3-4 tane böyle bir kardeşiniz, akrabanız vardır sizin illaki. Onları da oynatırsınız abla. 150'ye tamamlarız bunu, devam. Ben de takıyorum. Küçük tamam. Kardeşim dediğin kim senin? Ali. Ali diyor. Ali. 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 Valla Müge Hanım küçük falan da değil. Döverken çok güzel dövüyor. Kimi dövüyor abla? Kimi dövüyor pardon? Çok güzel saldırıyor. Senin de mi saldıran annesi o da mı vardı? Tabii ki. Sen şaka yapıyorsun. Ali'li büyük kızı. Yok kız değil. Hadi yanaltın. Yalan at. Değil. Niye yalan söyledin? İnat bunu niye söyledin? Ben anlamadım. Peki büyük kız nerede? Büyük kız evim. Büyük kızıyla küçük oğlu bana saldırdı. Bu beni diyor. Kadına o zaman çarşıda niye saldırıyorsunuz? Sapık mısınız oğlum siz? Kamera ayına baksın ha. Allah. Kamera. Sen yanımıza dedin. Sen nereden biliyorsun? Bak polis jandarmada küçük kızımı. Protesto etmeye ki varsın. Seni sevdi de ne yaptın ha? Kamera ayına baksın ha. Allah. Kamera. Sen yanımıza dedin. Sen nereden biliyorsun? Bak polis jandarmada küçük kızımın orada göründüğü belli. Yani küçük kızım. Müge Hanım küçük kız. Kameralarda da gözüküyor. Küçük kızıma ben eş... Dur. Küfür geldi galiba yandan. Cezaevinde bunların kimliğini yenilemezsen bir daha almayacağız diye Ali ile Adivenaz'ın kimliğini çıkarmak için gitmiştim. İkisini yanıma aldım. Adivenaz. O günü karşılaştım. Kameradan mı gördüler, söylediler? Senin küçük kızın mı varmış yanında dediler? Evet. Ya bana aradı, şikayetçi dedi Kübra. Kimle dedi kavga yaptıysan getir dedi. Ben de tamam dedim. Adive'yi Ali'ye aldım. Büyük kız 18 yaş. Kim dedi? Şundan büyük. Yok, sıkıntı. Yok. Küçük kızı götüreyim onun yerine. Yok. O yüzden bak onu şu an... Bir şey söyleyeceğim, anlamadım ya. Bunun kaç tane kızı var abla? Bunlar 3 kardeş değil mi? Ben kimin olduğunu zaten gayet zaten var ya Müge Hanım. Dövüştüğümüz yerler her yan kamera. Kamerayla gözükür. Kızımın hangisi olduğu gözükür. Gözükür. Yani... Valla sen burada... Sen başka birini kızım diye mi kitliyorsun abla şu anda? Senin aslında büyük bir kızın var. Sen başka bir kızı... Hani bu benim kızım diye mi bizi kandırmaya çalışıyor şu anda? 24 yalan söylüyorsun. Yok, ki bu konuda hayır, hala yalan söylersin. Yemin ederim ben tamam Maydan, o zaman kameralara niye bakılmadı benim açtığım... Oğlum senin şimdi iki oğlu bir kızın yok mu? Senin bir kızının 18 yaşından büyük olduğunu söylüyor Kübra Tuzlu. Abi konuşturma yeri olmadığına karar verildi. Poliste ne dediler biliyor musun, polis karakolunda? Eğer dedi çocuğunu saklarsan dedi getirmezsen biz senin kameradan senin çocuğun kim olduğunu bildiririz dedi. Görür. Çocuğunun kim olduğunu sana kameradan bildireceksin zaten, sen çocuğunun kim olduğunu bilmiyorsan. Rüz dedi, ben de getirdim kızımla oğlum. Sen ne dedi? Büyük kız sağ kolunda, hadi küçük oğlan sağ kolunda. Yani hem... Vallahi var ya küçük kızım da maşallah büyük kadar yetiştiği için... Tamam bir şey söyleyeceğim. Kübra Tuzlu niye yalan söylesin anasını satayım? Tamam buna saldıran kimdi o zaman? Bu büyük sandı. Bu büyük mü sandı? Peki Kadriye Hanım ben şunu anlamıyorum. Peki bir şey söyleyeceğim. Hakikaten Kübra yani kaç yaşında bu? Böyle ben kör değilim ki. Yok canım niye ben ya niye yalan söylüyorsun? Ne dedin? Ben kör değilim ki. Yok canım niye ben ya niye yalan söyleyeyim? Yalan zaten söylüyorsun sen. Büyükse büyük derim. Ben niye yalan söyleyeyim? Büyükse büyük derim. Tamam ben... Niye? Abla bilemedim ya. Ne saklıyor? Yani bir dakika konu... Yani büyüğünü küçüğünü de... Ayırt eder gibi geldi insanlara mı? Konuşmayalım da şimdi başka yere giriyoruz ama ben şunu merak ediyorum yani...
niye hem bunların babasını kocasını ellerinden alıp yuvalarını dağıtıp bir de niye kızlarını dövüyorsun? Ya onu hiç anlamadım hakikaten abla. Çarşıda insanlara saldırmak ne demek abla? Ya o an için sinirliydim. Lan neye sinirliydin? Sıçarım senin sinirini nasıl satayım? Hani bu kadın uzaktan size çarşının ortasında laf etse, küfür etse bile sizin ona saldırmaya hakkınız yok. Bir anda şey ettim. Bu da bana tarih. Hayır ama sizin biraz canım benim ne hoş ki. Bak beni duyuyor musun? Sabahtan beri yayın donuyor yazıyorsun ama bunun bizlik bir durum yok. Yani chat'e yayın donuyor yazmana gerek yok. Anladın mı? Yani herkes de donmuyorsa hani sendik bir durum. Yazmana gerek yok artık. Mahcup olmanız gerekmez. Mahcup oldum. Okey. Yazmazsan artık yani. Okey artık yazma yani. Bu da biz miyiz Mugapla? Bunun Özbeği var. Suriyelisi var. Var da var. Ya niye baba sen ne alakası var? Özbekli, Suriyeliyle, Afganla, efendime söyleyeyim, Brezilyalıyla, Portekizliyle, İspanyolla ne alakası var mevzunun şu anda ya? Biz zaten şimdi bir dakika. Biliyoruz onları. Biz zaten onları biliyoruz. Burada söyledim dinle, Hanım. Dinle, Kadriye. Bak, Müge Kadriye, Hanım, dinle. Beni tahrik eden bu oldu. Bak, ben dinle, ben bir şey ya neye tahrik oldun, ne kadar tahrik olmuş olabilirsin anasını satayım. Uzaktan kadın sana Kübra Tuzlu bağırsa bile senin tahrik olmaya hakkın yok. Tahrik olduğunda ne yaptın ha? Tahrik olduğunda ne yaptın ha? Nasıl tahrik oldun gözümü? Onu da merak ettim şu anda. Bir dakika, beni dinle öyle. Bir dakika, niye tahrik ettim? Söyle bir dakika. Ben dedim ki bak çocuklarım iki taraflı kızım dedim. Bak Kübra karşımızdan geliyor dedim. Sakın dedim bir şey söyleme. Sessizce gidelim dedim. Şimdi şöyle bir şey mi yaşandı acaba peki? Hani karşı taraftan Kübra geliyor. Şöyle bir şey mi yaşandı? Dur bakayım. Dur bakayım. Bir dakika. Dur. Nerede lan o? Bir dakika. Dur. Etimi de yiyorum. Nerede o? Onu bul bakayım o sahneyi. Nerede o sahne ya? Dur. Ne yazsak çıkar? Dur bakayım bir dakika. Dur bir dakika. ya aklıma gene ne geldi gözünü seveyim ya. Aklıma gene ne geldi Meri ve Nur ya. Şöyle bir sahne mi yaşandı? He? Karşıdan Kübra gelirken şöyle bir sahne mi yaşandı? Eksik kalmıyor. Bunlar böyle çarşıda böyle yürüyordu galiba chat üçlü. Etimi de... Arkadaşlar Kadriye ile yanındaki çocukları. Ekmeği kestim kardeş. Ama hiçbir şeyden de eksik kalmıyor. Etimi de yiyorum. Sütümü de içiyorum. Sütümü de içiyorum, tatlımı da yiyorum. Yonca... Tam o sırada karşıdan Kübra geldi galiba. Kübra öldün abi ha. Bak. Çarşıda o sırada Kübra geldi. Klasıyorsa 8'i garanti. Ayık olun. Kadriye dedi ki muhtemelen ayık olun dedi. Abi tezgah! Ondan sonra birden abi tezgah diye bağırdı mı birden? Şöyle bir şey mi yaşandı? Ne yaşandı? Kızım dedim bak Kübra karşımızdan geliyor dedim. Hı? Sakın dedim bir şey söyleme. Sessizce gidelim dedim. Birden çarşı karıştı ondan sonra herhalde. Ağız kavgası olur olmaz. Tam onu demiyor kendimce. Evet dozluyu da yiyorum. Tatlımı da yiyorum. Evet abla. Abi her taktik konu nasıl şu inleme sesine geliyor gözünü. Onu ben de bilmiyorum. Vallahi billahi. Kylie Jenner ne yapıyorsun abla? Kylie Jenner 2008'de mi yaşıyorsun gülüm benim ya? Ağız kavgası olur olmaz. Tam onu demiyor. Orada Meri ve Nur çok teşekkür ederim. Canımın içi Allah kesene bereket versin. Devam. Kendimce. Evet. Bu zaten dedim diyor kabul ediyor. Dedi. Evet ben de dedim. Hangi yüze geziyorsun utanmıyorum ben sana. Bir yanında sana diyor ki senin diyor zaten mahcup olman gerekiyordu. Her türlü laflara karşılıyor. Sen niye mahcup oldun? Dinozor gibi. Pusuz yatıyor. Benim çocuklarım ağlıyor. Kendimin psikolojisi alt üst oldu. O tamam, zaman benim de psikolojim alt üst oldu. Sen konuşma bırak sana onu konuşma. Sana saldırdım gayet normal ya, benim de o zaman. Bir de bana tahrik etti. Halka... Ya bu... yerim senin tahrikini ne tahrik etti? Nasıl tahrik etti seni ya? O köylüyle tüm şöyle. E tamam ne abla ya haksız mı anasını bu bir gerçeklik? Mesela oradan yani o sırada başka bir mesela oradan bir bilim insanı gelseydi derdi ki işte bu adam işte efendime söyleyeyim bir ilaç buldu falan filan. Bu adam işte gitti çalıştı bir yerde. Efendim bu adam işte üniversite rektörü falan der. E sen de böyle bir şey yaptın. Sen bunu söyleyecek abla. Senin de kariyer planlama bu yönde Kadriye. Nasıl tahrik etmişsin babasını söylemişsin ilk önce. Sen de özür dilerim yanlış yaptım deyip başını öneyip dedebilirdin yani niye dön? Evet özür dilerim kusura bakmayın babanızı vermemeliydim dersin. Devam edersin abla bu hikaye böyledir yani yanlış anlamı. Biliyorsunuz ki bu kız doğru söylüyor ama. Evleri kapandı evleri. Kapandı ev bitti. Abla olan bir şey yani anasını satayım kusura bakmayın babanızı vermemeliydim falan dersin. Devam edersin yani. Onların düzeni bozulmuş ki niye böyle muamele gösteriyorlar ki? Sizin bu Özbek falan filan vesaire dediğiniz Canan artık evden ayrılmış. Ayrılık geldikten sonra. Ondan sonra o da ben onunla beraber evleneceğim onunla yaşayacağım falan demiş. Bizim burada konuştuğumuz Canan evliyken yapılıyor. Bakın ben her zaman söylüyorum. İhanetin hepsi kötü. Ama tanıya tanıya, göz göre göre, abla diyorsun. Yani abla çocukluğunuzu biliyorsunuz. Birbirinizin çocukluğunu biliyorsunuz. Ablacım derim sağ. Yani o zaman da biraz insanın mahcubiyeti olması gerekir yani eğer utanmıyorsa bile. Yani ne kardeşim ben seni kardeş görüyorum yani. Şimdi hani öyleli yani. Oradaki gelen Özbek'le sizin yaptığınız aynı şey değil ki. Yani. Bir de kızını mı dövüyorsunuz adamı yani? Adamı da ben geçiyorum Canan'ın.
Şimdi siz Canan'ı tanımasanız, Ahmet Bey gitmiş boşanma davası açmıştır. Canan da ayrılmıştır, çocuğunun yanına gitmiştir. Oradan gelir bir tane Özbek kadın, ben bununla evleneceğim der. Ben hep söylüyorum, Türkiye'de ne yazık ki zor olması gereken evlenmek çok kolay. Evet. Hemen olması gereken boşanmak çok zor. Doğru. Doğru bir mantık. Evet. Yani doğru bir yaklaşım. İnsanlar boşanma davaları sürerken, hukuken evet sadakat yükümlülüğüne sahipsin. Ama hiç kimse de kusura bakmasın. 3 yıl, 5 yıl süren evliliklerde de kimse bu yükümlülüğünü yerine getirmek doğal olarak mümkün değil yani. Yani evet. Doğal olarak insanların bu boşanma sürecindeki yükümlülüğü yerine getirmesi mümkün mü? Şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Doğru. Tak diye evleniyoruz. Aslında biraz onda bir değil mi? Bir gen araştırmalı, bir insanlar, bir psikiyatrilerine bakılmalı falan. Aslında abla evet biraz öyle olsa ama işte hani. İnanmıyorsun kardeşim. Yani biz öyle bir ülke olma yolunda ilerler miyiz? Yani çok da böyle karamsar konuşmayayım ama hani şu anda zor. 5 sene boşanamaz. Hatta zor değil, imkansız yani şu anda öyle bir zaten öyle bir kafa yapısında bir sistemde yönetilmiyoruz zaten. Sen kimse kimseyi beklemez. Sizinkisi öyle değil. Sizinkisi direkt Canan'a yapılan bir hareket. Evet. Orada da kızının da size yani bak ben size mesela Kübra yani annesinden daha çok size kinli. Da neydi, sinirlendim. Hayır hayır, Kübra annesinden size daha çok kinli. Yani. Ben kendimi Kübra'nın yerine koyuyorum, aynı onun gibi davranırdım. Annesi artık geçmiş gitmiş diyor yani. Bizim olayımız cinayetken siz bilmem neden isimleri soruyorsunuz. Biz zaten onları kabul ediyoruz. Şimdi bilmiyorsanız ben size tek isimlerini vereyim. Şu tahtayı açabilirseniz eğer. Hangi kadın hayatına vardı, anladın mı? Olay cinayetken başka bir şeyler atlamayın. Şimdi ben hep şunu merak ediyorum. Merhaba, tahta gelsin abla, tahta önemli. Diyorum. Bu senin hani küçük dediğin oğlun. Hani, evet. Ali. Ali kaç yaşında şu an? Kaç abla? 15. 15. Nasıl tutturdum abla, izlenmiş. Vallahi işte vallahi izlememiştim. Salladım tuttu yani 15. Yaşında. Yani evet, lise. Nazım iyi ki varsın. Bugün benim doğum yavrum benim. Hiç vallahi Nazım çok özür dilerim. Gerçekten nasıl kutlamam ya. Hep de aklımdaydı biliyor musun yalnız Naz? Ha? Dedim ki yani dün Naz'ın doğum günüydü. O hiç unutmam. 19 Kasım yıllardır kutlarım yani Naz. Nazım geçmiş doğum günü kutlu olsun canımın içi. Vallahi billahi. Önce hakkını helaldi, kusura bakma. Bu arada arkadaşlar yayını çok donan var mı? Yayını çok donan var mı? Yayında çok donma yaşayan var mı? Hani Ali. Ali kaç yaşında şu anda? Skyripa senin de bugün mü doğum günü kutlu? Bugün de senin de bugünkü doğum günü kutlu olsun. Doğum günü olan kim varsa kutlu olsun. YouTube'da şu anda izleyenler varsa şu anda izlerken güncel izlediğiniz tarih bugün benim doğum günüm diyorsanız bu video bizden size bir doğum günü hediyesi olsun. 15. Sizi seviyorum. Donma yok galiba arkadaşlar. Devam. Yaşında. Yani bir sene önce 14 yaşındaydı. Evet. Bir sene önce 14 yaşındayken aslında abisiyle aynı yaştaydı. Yani Ramazan... Dileş gücüm geçmiş olsun canımın içi. Bir de aldı inşallah yaşamasın. İçeriğimize odaklanırsak çok sevinirim. Allah nazar çıktı diyelim Dileşko. Devam edelim, içeriye odaklanalım. Ahmet'le senin arandaki mesajları gördüğü yaştaydı. Evet. Ramazan Ahmet'le senin arandaki mesajları görünce ne yaptı? Ne yaptı abla? Seni adama... Hala dil atıyorsun gözünü seveyim. Kertenkele Kadriye hala dil atıyorsun ya. Ahmet'e seni öldürürüm, keserim, biçerim, babama derim. Değil mi? Tabii tehdit mesajlar attı. Doğal bir şey yani, o tepki o kadar da reaksiyon verecek insan yani. Ramazan'a orada pek bir şey diyemiyorum. Ya bir sürü küfürler ediyor. Şimdi hani hiç onları söylemeyeceğim ama bir tane bir lafı da vardı. Leşini çıkartayım. Leşini sererim. Ve ben bunu mesela hiç de yadırgamıyorum. Vallahi yanlış anlama da ben de yadırgamıyorum abla. 14 yaşındayken Ramazan sen Ahmet Tuzlu'ya bunları yazdın. Ya tam da böyle bir erkeğin yani herhalde böyle en zor yaşları 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30. Bir erkeğin en zor yaşları bunlar. Şimdi chattekiler ondan sonra diyecek ki erkek olarak kapatılsın diyecek. Yazmış olabilir. Yazmış olabilir. Kapatılsın diyecek şimdi. Hatırlamıyorum. Şimdi hatırlamıyorum değil mi artık? Sen de yani Ramazan yani artık bu bilinen bir şey yani, o mesaj hepimize geldi, bize bile geldi ya. Niye hatırlamıyorsun? Ben neydim yemeği hatırlıyorum ya, sen nasıl hatırlamıyorsun? Mesaj ya bu unutulacak bir şey değil bak, doğru konu. Ramazan'ım yani şimdi. Konuşun ki lafımız ilerlesin. Nasıl hatırlamazsın? İşte aklım bayağı yermiyordu. O mesajı attım. 15 yaşın aklını nasıl ermiyor ama? Annemde... 15 yaşın aklını nasıl ermiyor? 14 yaşındayken. Gidiyorsun, koyun gidiyorsun, her şey yapıyor. 15 yaşında nasıl aklını ermiyor? Valla Ramazan'ım benim de 14 yaşında vallahi bile ne yaptığımı çok iyi hatırlıyorum ya. İstanbul'da traktör kullanmaz, silah kullanmaz. Zaten silah kullanmaz. 14 yaşında önemli bir yaşta. Ama silah nasıl kullanmıyor? Ramazan, hatırlamıyor musun? Yani Ahmet'e yazdığın mesajları hatırlamıyor musun? Mesajı attım ama geriye Ahmet abi şey etmemiştir. Annemle yazmamıştır, ilişkiyi bitirmiştirdi. Bir arkasını arama. Hatırladın yani. Evet. Yani sen 14 yaşındayken Ahmet abine seni öldüreceğim, leşini seveceğim diye mesaj atıyorsun. Aynı şekilde Kadriye Hanım'ın da yanında yine senin gibi 14 yaşında bir başka oğlu var. Evet. Yani dolayısıyla hani şu an diğer oğlunun da yani o neydi, Ali miydi? Hani 14 yaşındaki, 15 yaşındaki Ali'nin de böyle bir şey yapmış olma potansiyeli var ki inşallah yapmamıştır. Ulan bari Ali yapmamış olsun ya. Artık yani...
hani bari Ali yapmamış olsun. 15 yaşındaki Ali değil de bari hani en kötü ihtimal Ramazan yapmış olsun diyeceğim. Hani Ramazan da yapmamış olsa keşke ama galiba bunlardan biri ya. Hayır, çember daralıyor. Ama bu dosya bir daha da çıkmadı, ona uyuz oldum ya. Pazartesi, salı, çarşamba çıkmamışlar, uyuz oldum anasını satayım ya. Bari sonuca kavuşsaydı ya. 10 saniye varmış ama şunu söyleyeceğim. Bugün atılan bu 14... Ya deli oldum, Nazmiye 2 oldu anasını satayım bu ya. 4 Ağustos'ta Kadriye engellendi, sen de 15 Ağustos'ta mesajları attın ya Ahmet'e. Tamam. Ben günlerdir hep bunu düşünüyorum. Bu mesajları acaba sen mi attın? Sen mi attın yoksa senin telefonunu ya da kocanın telefonunu alıp çocukların... Başka bir arkadaşın vesaire Ahmet'e atmış olabilir mi? Yok, yok, hayır. Ben attım. Bilemezsin. Ben attım, ben attım. Yok, yok, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Sen öyle söylüyorsun ama bir ara verelim. Telefonu var. Geç abla, geç abla, geç abla arayı. Evet. Ver abla Coşku. Evet. Bak yine tekrarlıyorum. Şimdi o gün enteresan bir şey olmuş. Aslında bakacak olursanız burada bir değişiklik var yani. Hani burada her günün dışında bir değişiklik var. Sen diyorsun ki ben ilk kez eşimin telefonundan Ahmet'e mesaj attım diyorsun. Evet. Neden? Mesela 6 yıl boyunca hiç atmadı mı Ahmet'e mesaj eşinden? Yok. Atmadı. Şimdi eşinin telefonundan atıyorsun. Evet. Adam da o gece öldürülüyor. Ben bunu burada çok işledim böyle bir şey. Yani bir de insanları tuzağa çekmek denen de bir şey vardır. Yani. Engelli olduğu için. Engelli mi olduğu için? Engelli olduğu için ama engelli olma nedeni de... Ha, telefondan engelli oldu. Mantıklı değil Kadriyeciğim. Mantıklı, mantıklı. Ya neye bir vaki yapıyorsun, gözünü seveyim, dalga mı geçiyorsun, salak salak hareketler yapma bana ya. Mantıklı, mantıklı, yok sen bilmezsin, sen uzatma. Ha, bana da o kararlık taslama, ben mantıklı diyorsam mantıklı, bitti. Hayır, yok, 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 hayır, hayır, hayır. Yok, yok, ben dediysem bitti ya, neyi uzatıyorsun sen göt? Ha? Ananı avradı nasıl? 5 oldu, 5 oldu. 15 Temmuz gecesi savaşan yiğitler Türkiye'yi kurdu. Siz gibi kafirler de 15 Temmuz gecesi savaşacağım dedi. Başka da bir şey de gelip de söylemedi. Ya canım benim, vallahi çok teşekkür ederim. 5. kişi kimsen, çok teşekkür ederim. Çok az kaldı, vallahi az kaldı. Şunu 145'e tamamlarız dedi. Aralığın ortasına kadar vaktimiz var dedi. Başka da bir şey demedi. Daha da başka bir şey demedi. 150'ye tamamladı da ne yaptın ha? 150'ye tamamladı da ne yaptın ha? Hadi be, vallahi az kaldı be Çetçim be. Çok teşekkür ederim be, devam be. Sana göre mantıklı olabilir ama genel itibariyle mantıklı değil. Manolya'cığım iyi ki varsın, kardeşine buradan selamlar. Manolya'm iyi ki varsın canımın içi. Bana dediğim doğru yani, ben karakolda da aynı diyorum. Tamam karakol. Şimdi ilk gün arkadaşlar, ilk gün şu anda canlarım benim. Böyle 3 kişinin oynaması falan normal. Yarın arkadaşlar böyle az kişi oynamış olur böyle hani. Yarın 20'leri 30'ları 40'ları göremezsek o zaman büyük trip. O zaman büyük trip. Olabilir ama genel itibariyle mantıklı değil. Sana dediğim doğru yani, ben karakolda da aynı diyorum. Tamam karakolda da aynısını söyledin ama inanmadılar, aldılar ben... oğlunla kocanı hapse attılar yani. Senin her söylediğine de karşı taraf inanmak mecburiyetinde değil ki. Savcıya da aynı konuştum. Konuştun, savcı da inanmadı. He. Konuştum ben. Tamam sen öyle söylüyorsun konuştum. Ama sana niye kimse inanmıyor? Senin biz düşmanın değiliz ki. Vallahi... Çünkü senin dediğin mantıklı değil. Çünkü doğruyu konuşuyorum. Biz ne yapayım, doğru söyleyeni 9 köyden mi kovuyorlar yani Kadabeyi? Anlamıyoruz, inanmıyoruz. Olmaz. Sen eğer Ahmet'le... Hani hayatın doğal, yani neydi Rahmi amca, hayatın ulan akışına aykırı. Sanki ben 2 aydır görüşüyorum. Böyle bir şey istedi benden. Ben de hayır yapmam dedim. O yüzden de telefonunu engelledim desen olur. Evet. 6 yıllık bir ilişkide son gün telefon engellenecek mevzu, bu olamaz. Olmaz. Sizin aranızda bir şey olmuş. Yok yok, olmadı. Allah'ım yarabbi yarısın, Allah şu kafatasımı sıkarak boğacağım kendimi. Niye olmadı lan salak? Mantıkta yeri yok. Belli ki oldu. Dediğim oldu. Ya senin çocuklar gene gördüler sana mesajlarını? Yok yok. Anne dediler yazma. Ya ne? Yok yok yok. Yok yok, olmadı. Ne yok yok ya? Dediler vesaire. Yok, çünkü yok. Bak. Hala yok yok diyor ya. Evet. Sen ilk yazdığında da Ahmet ne yapıyor? Telefonunu engelliyor. Sen ilk yazdığında da, tamam mı? Sen Ahmet'e hatta yalvarıyorsun. Diyorsun ki kusura bakma Ahmet. Çocuk yazmış bunu. Yok 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 yazmadı. Yok yok. Yok yok. YouTube'un bana uyguladığı tarifi ya. YouTube'cum yayınlara gel. Yok yok yok, burası böyle gelemem. Yok yok, burası benim böyle konfor alanım. Ha, comfort zone. Yok yok, hayır hayır. Hayır gelmeyeceğim dedi. Başka da bir şeydi. Ya gel artık baba gözünü, YouTube mu kaldı gözünü seveyim ya. YouTube mu kaldı, çık gel artık baba gözünü seveyim ya. Bet beni. Hala YouTube diyorsun ya, gel baba ya. Diyorsun. Sen... Ya bak bırak baba chatte, ne gerilmesi yok, chat'e geliyorum geriliyorum falan filan. Gel baba, burada herkes bir ya.
İlk Ramazan da Ahmet'e küfür. Ya bu geri zekalı beyinsiz ya. Kaldır şunun banını Allah'ını seversen Sloş'um. Allah aşkına kaldır şunun banını. Şu Kimki'nin. Kimki? Yavrum şimdi biz seni ne yapıyoruz biliyor musun? Kike atıyoruz seni. Tamam mı? Kik yetkililerine atıyoruz seni. Ondan sonra onlardan senin IP adresini alıyoruz, sana dava açıyoruz. Çünkü ben 30 kere dedim ki abi gör artık Nazmiye'nin yayına girip seni sordum, bırakın şu Tamer'i dedi. Ya babacığım şu Nazmiye'nin yayınına girip bizim ismimizi sormayın, söylemeyin diye 30 kere söyledim. Buna rağmen hala bunun yayınına girip gerçekten benim ismimi yazıyorsunuz. Ondan sonra bu bana DM'den ben bunu bulurum, parçalarım seni sen. Bana bak, benimle uğraşma artık, parçalarım seni diye böyle abuk sabuk bana DM'ler atıyor. Amen ben ya. İnsanlarla sizi gülmeyin chat, gözünü seveyim ya. Ya salak bir de güzel bir şey yapmış gibi. Altı oldu, Allah belanı vermesin. Altı geldi Burak Bey. Altı geldi. Altı geldi. Altı geldi. On beş Temmuz gecesi sarsan yiğitler. Yok yok, bir şey olmadı. Yok yok. Yazmayın arkadaşım, yazmayın. Bunun yayınına girip Kimkicim sen de bak rica ediyorum, kaldırdınız mı banını? İnşallah, kusura bakma. Abi yapmayın abi, boşver. Bilmiyorsunuz, ben belki bilmiyorsundur diye tekrardan Aminle. Söyleyeyim Kimki. Ben daha önce uyardım bizim chatte. Belki sen o yayında yoktun. Yazmayın, bunun yayınına girip beni yazmayın baba. Rica ediyorum. Minnacığım. Ürettiğinde öyle söylüyorsun. Heh. Lütfen ya, yapmayın ya. Devam ya. Kimki. Beni. Hadi. Diyorsun. Sen ilk Ramazan da... Sakın ha sakın ya Gamze. Ahmet'e küfrettiğinde öyle söylüyorsun. Ha, 4 yıl 5 yıl oldu. Ha. Estağfurullah gülüm, tamam mı? Yani onu, yani senin özelinde en azından bilmeyenleri de tekrar da hatırlatmış olalım. Ben de seni kırdıysam özür dilerim canımın için. Ama yapmayın yani, yazmayın. Evet. Evet 5. Var mı ekran görüntüsü, varsa at. Neyse devam. Ramazan da Ahmet'e küfrettiğinde öyle söylüyorsun. Ha, 4 yıl 5 yıl oldu. Ha. Evet. Evet 5 yıl önce de aynısını söylüyorsun. Evet. Tamam. En azından güleriz yani. Tamam gene o... Keşke ekran görüntüsü olsun. Ya ondan sonra diyorsun ki Tamer değişken bir ruh halim yok. Bugün yani senin... Aynen neler yapıyor piçler. Engellemesinin bir nedeni olmalı bu adamın. Neden o mükemmel? Bağırtma ya. Kusturtma. Hönkürtme ya. Ağlatma ya. Abi özel değilse bir soru soracağım. Senin cinsel yönelimin ne? Gülüm benim cinsel yönelimim ben... şöyle söyleyeyim, siyasal İslam. Benim cinsel yönelim siyasal İslam. Abi son zamanlarda biraz apolitiğim gerçi ama... Ben daha çok o yöndeyim yani. Devam. Neden o? Yok benim cinsel yönelimi yok. Hayır. Kameraya bakma, gözünü seveyim. Yemin ederim 2004 bu sefer ya. Neden o? Kadriye o kadar 2004'sün ki. O kadar 2004 ki bak. Ha? Allah kahretmesin, aynısı böyle koşarken bakmıştım ben de. Beni ara canım diyorsun. Ya beni ara canım diyorsun bir de ya. Adam gene telefonlarını kapatmış oğlan duyunca. Hı? Allah'ını seversen diyorsun. Yok. Hala yok diyor ya. Yok, Bahattin'in telefonuyla zaten gündüz atıyorum böyle. Ondan sonra bana diyor numaranı gönder, engelini kaldırın diyor. Numara gönderiyorum. Evet. Zaten eşimle yazdığımı siliyorum. Kendimle diyorlar. Kendi telefonumla. Bak numaranı gönder, hayır, engelini kaldırayım da olmaz. Oldu. Çünkü olmaz. Oldu Müge Hanım, oldu. Ama senin o zaman... Ne oldu? Hala Allah'ım bunun bu ısrarcı tavır iyice öldürüyor beni. Oldu Müge Hanım, oldu. Nasıl geçmiş mesajlarını görecek bu çocuklar telefonda? Duruyor mesajlar, mesajlarını silmiş mi? Abi çıldıracağım ya, şu anda kışkırtma çekiyor ya. Oldu. Silmemiş. Hayır, mesajlardan bunu yine kaydeder. Silmiş olsa bile. Oldu. Hala oldu diyor. Niye olur Kadriyeciğim, olmaz. Oldu Müge. Lan neye oldu? Oldu, en sonunda oldu. Bim bam bom. Rüyalarım gerçek oldu didi bom. Abi hakikaten kışkırtma çekiyor ya. Bilerek yapıyor ya. Kadriyeciğim. Ben kendi telefonum zaten engel kaldırdı. Kadriyeciğim, birini engellemek başka bir şey. Tamam mı? Birinin telefonunu silmek başka bir şey. Eğer ben de engellediğim kişinin telefon... Bu Kadriye ile Sinan'ı aynı odaya kapatacaksın. Sabahlara kadar bir şeyleri inkar etsinler. Sabaha kadar karşılıklı birbirlerini inkar etsinler, anasını satayım. Vallahi billahi. Ben evet ileriye doğru mesaj attım. Atmadım değil. Ama ben yapmadım. Onları duruyorsa mesaj... Bu benim anam yarısıydı. Ben yapmadım. Bu benim anam yarısıydı. Tıvan. ...duruyorsa zaten orada telefon yazdığı için ben bir daha bana numara gönder demem ki.
Yani o demek ki öyle dedi, ben de. Ne diyor? Müge Anlı'nın bile body shaming yaptığı tek... Abi nasıl artık bunu ama yapmamak mümkün değil Laura Tesla. Ya yapmamak mümkün değil. Birazcık arkadaşlar hani bu sosyal medya duyarlarından biraz sıyrılalım. Biraz sertleşelim. Ve artık bazı body shaming'ler de yapılmalı yani, kusura bakmayın da. Yazdığı için ben bir daha bana numara gönder demem ki. Yani... Abi tekrar yap Allah aşkına. Neyi yavrum Nisa? O demek... Bak Kübra Tuzlu burada bu arada sevgili Kübra Tuzlu'ya, Mustafa Tuzlu'ya buradan selamlar. Salak çünkü demiş. Ağır salak hakikaten. Bak Kübra Tuzlu arkadaşlar, biliyorsunuz Ahmet Tuzlu'nun şeyi bu şu anda chatte. Zaten orada telefon yazdığı için ben bir daha bana numara gönder demem ki. Evet. Yani o demek ki öyle dedi, ben de gönderdim. Ben onun didiyle yürüyorum. Ya ne didi lan, ne didi Allah, didi mi kaldı gözünü seveyim ya. Didiyle yürüyor. O bana öyle dedi. Bak. Başka da bir şey demedi. Ahmet Tuzlu bana öyle konuştu. Mesajda mı söyledi, telefonda konuşurken mesaj, mi söyledi? Mesaj. Mesajda... mesaj.